Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kışlık doğranmış domates konservesi yapacağım. Kışın benim en çok ihtiyaç duyduğum, en çok kullandığım domates konservesi. Rendelenmiş domatesten daha çok kullanıyorum. Daha önce biraz yapmıştım, 20 kavanoz kadar. Şimdi 10 kilo domatesten biraz daha yapacağım. Peki nasıl yapıyorum? Hemen yapımına geçelim. Dediğim gibi 10 kilo domates kullanacağım. Öncelikle kabuklarını soymamız gerekiyor daha kolay soyabilmek için önce kaynar suda biraz bekletiyoruz. Şimdi ben soğuk suya aldım ve kabuklarını kolay bir şekilde soyuyoruz kızımla birlikte. Bana yardımcı oluyor sağ olsun. Geçen yaz da aynı şekilde beraber soyduk. Böyle daha çabuk bitiyor. Evet, domatesler soyuldu. Şimdi doğrama işlemine geçiyorum. Ben yine salçalık domates dediğimiz armut domatesten kullandım. Bunlar hem suya çıkmıyor hem de gerçekten doğranmış domates konservesinde en güzel bunlar oluyor. Evet şimdi bu şekilde yeşil kısımlarını, baş kısımlarını alıyorum ve küp küp doğruyorum. Bu arada ben doğranmış domates konservesi tarifi veriyorum ama tabii ki rendeleyebilirsiniz, robottan da geçirebilirsiniz. Bu kısımlar farklı olarak ocakta kaynama, kavanozlara doldurma, tuz vesaire bunlar aynı olacak. Yani dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Videonun bu ne kadar izlediyseniz yoruma izlediğinizi belli eden herhangi bir kelime, cümle yazabilirsiniz. Eleştiri de yazabilirsiniz. Ya da kalp, emoji istediğinizi bırakabilirsiniz. Ee, bu videoların devamlılığı için yorumlarınız ve beğenileriniz gerçekten benim için önemli. Evet domateslerin hepsini doğradım. Şimdi büyük bir tencereye aldım. En büyük tencereme. Ee, şimdi kaynamaya bırakıyorum. Ocağın altını açtım. Kaynamaya başladıktan sonra alt üst edeceğim, şöyle biraz karıştıracağım, her tarafına eşit şekilde sıcaklık ulaştıktan sonra hemen ocağın altını kapatıp kavanozlara dolduracağım. Yani çok fazla kaynatmıyoruz. Burada önemli olan daha önce de demiştim, kavanozların içine sıcak hale doldurup kavanoz kapaklarını sıkıca kapatıp vakumlamak. Bu şekilde içine hava girmediği için konserve yapmış oluyoruz. E, dekkalarca 30 dakika 40 dakika e, kaynatmaya gerek yok e, Orijinal domates tadını bozmamak için bu kaynama aşamasında hafifçe sulandı gördüğünüz gibi evet şimdi ocağın altını kapatacağım bu arada kavanozları ve kavanoz kapaklarını steril ettim kavanoz kapaklarını kaynatıyorum bu arada e, kavanozları önce yıkadım kuruttum sonra sıcak suyla kaynar suyla çalkaladım kuruttum hazır bir şekilde bekliyorlar. Şimdi doldurma aşamasına geçiyorum hemen. Evet kavanozlara aktarmaya başladım. Doldurabildiğim kadar dolduruyorum. Tuz atmadım kaynama aşamasında gördüğünüz gibi kavanozlara eşit şekilde paylaştıracağım. Böyle daha iyi oluyor. Tuz kontrolü sağlamış oluyoruz. Hızlıca 5 tane kavanozu doldurdum. Şimdi bunların tuzunu ilave edeceğim. Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevireceğim. Ee, diğer tenceredeki domatesimiz hala sıcak. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Kavanoza doldurduktan sonra aynı şekilde tuzu ilave edip onların da kapaklarını kapatacağım. Bu arada tuz olarak sofra tuzu kullanıyorum. Her kavanoz için bir silme tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Kullandığım kavanozlar yarım kiloluk kavanoz. Bu arada neden sofra tuzu kullandım? Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Kaynatarak yaptığımız konservelerde sofra tuzu kullanabiliriz. Ama diğer salamura yani bekleyerek turşu olması gereken konservelerde, turşularda kalın tuz, turşuluk tuz kullanıyoruz mutlaka. Salamura tuz kullanıyoruz yani. Ters halde çevirdim bütün kavanozları. Şimdi hızlıca tencereye alacağım. Dörder dörder alıyor benim tenceremde. 2 Ocak'ta da yapabilirsiniz. İkinci bir vakumlama yapıyoruz. Ben bunu mutlaka yapıyorum. Bir sıkıştırma işlemi yapıyorum yani. Ters halde bu şekilde tencereye alıyorum ve kapağın üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum. 5-6 dakika kaynattıktan sonra ters halde yine tezgahın üzerine bırakıyorum. Bir gün boyunca ters olarak bekleyen kavanozları sonra düzüne çevirebiliriz ve mutlaka serin güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. Hadi serin bulamadık diyelim. Şu sıralar havalar hala sıcak. Benim bulunduğum yerde özellikle. E, güneş görmemesi yeterli. Yani güneş görmesin. E, istediğiniz bir yerde balkonda muhafaza edebilirsiniz. Ben şu an kapalı balkona koydum. Orada bekliyorlar. 4-5 gün sonraki halini gösteriyorum şimdi ben size. E, 10 kilo domatesten 10 kavanoz doğranmış domates konservemi oldu. Daha fazla da yapabilirsiniz. E, çok kolay gördüğünüz gibi tuzu bu şekilde ayarlıyorsunuz. Yani 20 kilo domatesten de yapsanız kavanozlara koyduktan sonra üzerine koyacağınız tuz miktarı belli. Herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu konserveyi denerseniz diğer tariflerimden denedikleriniz varsa lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Memnun kalıp kalmanıza dair bilmek istiyorum ben de. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.